Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 23 Temmuz günlerden pazar. Haftayı yine bir kez daha birlikte noktalıyoruz. Bugünkü tabelamız nedir? Bugünkü tabelamız durum tam da bu. Durum tam da bu dedik. Nereden çıktı derseniz birkaç şey görünce belki siz de anlayacaksınızdır haberlerimizin içerisinde. İşte durum tam da bu dediğim şeyler var bugüne dair. Sizin de vardır elbette. Sosyal medyadan Instagram ve Twitter hesabım üzerinden onları benimle paylaşabilirsiniz. Ben de buradan seslendirmiş olurum sizin duygu ve düşüncelerinizi. Ve manşetimize atalım öncelikle. Tabii ki kaçınılmaz son. Bugün içinde yine geçerli. Zamlarla başlıyoruz. Bir kez daha zamlarla başlıyoruz. Ve bakınız daha bunlar başlangıç. Dün de konuşmuştuk. Devamı elbette gelecek. Önü alınamayacak. Ne enflasyondaki artışın ne zamların önü maalesef alınamayacak. Dost acı söyler. Bizler de acıyı konuşacağız. Madem onlar acı reçeteyi uyguluyorlar biz de acı haberleri vereceğiz. İlaca bu kez %30 zam geldi. Çocuk için ilaç aldım. 50 lira. Bir tane ağrı kesici aldım 52 lira. İğneden ipliğe kadar her şeye zam gelmiş durumda. Yani herkes kendisini düşünüyor, vatandaşı düşünen hiç kimse yok bu ülkede. %30,5'luk bir ilaçta fiyat artışına gidildi. Bu gece itibariyle 24'ten sonra yeni bir fiyat güncellemesi yapıldı. O fiyat güncellemesi hayata geçecek. Bugün 100 liraya satılan bir ilaç yarın 130 lira 50 kuruş olacak. Genel olarak her şeye çok fazla zam geliyor. Her şey zorluyor. Allah geçmiş olsun hepimize. Türkiye yine yeni güne zamla uyandı. Bu kez ilaca %30,5 zam geldi. Uzun süredir Sağlık Bakanlığı'nın düşük tuttuğu euro kuru nedeniyle ilaç bulunamıyordu. Euro kuru %30,5 artırıldı. 14 lira 3 kuruşa yükseltildi. Ancak yeni belirlenen kur yine piyasanın çok altında kaldı. Yani ilaç zamlanmış oldu ama bu adım sıkıntıyı çözmeye de yetmeyecek. Perişan haldeyiz. Bir ilaç bile %30 zam görüyorsa hani hasta olmamak gerekiyor. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru güncellendi ancak mevcut kurun çok altında. İlaç fiyatları zaten yüksekti. Şimdi bu güncelleme ile birlikte bütün ilaçların fiyatı daha da artacak. Son günlerde euro kurunun inanılmaz bir değere ulaşmasından sonra biliyorsunuz şu anda 1 euro 30 TL civarına geldi. Şu anda euro kurunun 30 lira olduğu reel gündemde ilaç fiyatı 14.04'te belirlenirse %100'ün üzerinde bir arada makas var. Bu makas zaten açılıyor. Sonra ilaçlar yoka giriyor. Vatandaş ilaca ulaşamaz hale geliyor. Yeni belirlenen euro kuru mevcut kurun yarısından da az. Döviz arttıkça aradaki makas açılıyor. Hastalar eczane eczane geziyor ancak ilaç bulamıyor. Çünkü firmalar Türkiye'ye düşük kurdan ilaç getirmek istemiyor. En hayati ilaçların tedarikinde bile sorun yaşanıyor. İlaç alamaz duruma geldik. Baksana alamıyoruz. Ne ilacı almaya geldin? Çocuk ilacı eczanede yoktu. Hiçbir yerde yok. Çarşamba pazarında oraya baktık yoktu. Şimdi ta buraya geldik yok. Yok diyorlar gelemiyor. Yokmuş. Depolarda yokmuş. Uzun süredir yoklarla mücadele ediyoruz. Özellikle kronik hastalıkta kullanılan tansiyon ilaçları, şeker ilaçları, birçok alanda göz ilaçlarının bir kısmı ciddi sıkıntıdaydı. Devam edecek bu sorunlar. Türk lirasının döviz karşısındaki bu değer kaybetmesinden kaynaklı tablodan dolayı biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Doktora gidiyoruz, ilaç yazıyor. Eczane dolaşıyoruz. Bir ağrı kesici olmuş 120 lira para. Daha öncesinde 15 lira bir paket ağrı kesici alıyordum. %30,5'lik zamla 50 liralık ilacın fiyatı 65 lira 25 kuruşa, 150 liralık ilacın fiyatı ise 195 lira 75 kuruşa çıkıyor. Hastalarsa ilaçlarını eczane eczane aramaya devam ediyor. Buyurun işte aradığımız ilaç yok. Annem de zatüre şu anda, astım kuahı da var. İlacı yok. Diğer eczane bir tane nöbetçi var oraya baktım orada da yok. Şimdi olacak iş mi? İnanın insan artık gülüyor. Bu tür haberlere gülüyoruz. Neden gülüyorum? Çünkü Sağlık Bakanlığı diyor ki euro kuru 14 lira diyor. Ya arkadaş işte tabelada belli. Serbest piyasada 30 liraya satılıyor. E ne yapalım? Yani her şeyi böyle düşünürsek olmaz. Kim kime zararına mal satabilir, ürün satabilir? Alın işte o zaman size ilaç vermiyorlar. Daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'na değil. Burada cezalandırılan, ilaç verilmeyen Sağlık Bakanı değil, burada cezalandırılan, ilacı alamayan, ilaca ulaşamayan bizleriz ya, yurttaşlarız. Yani siz kafanıza göre bir kur belirliyorsunuz,
mevcut kurun yarısı kadar bir kur belirliyorsunuz ve ondan sonra hadi şimdi bize bu paradan ilaç verin diyorsunuz. Allah aşkına o zaman kusura bakmayın, bana da siz Sağlık Bakanlığı olarak 14 liradan euro verin. Ben yarın geleceğim, sizden alacağım, gideceğim kapalı çarşıda satacağım. Buyurun. O zaman bunu da yapın. Hadi vatandaşı yurttaşı gözetiyorsanız 14 liradan euro satın, biz de gidelim kapalı çarşıda iki katına bozduralım. Aynı şey sizin yaptığınızla benim söylediğim aynı şey. Siz kendinizi düşünüyorsunuz, ben 85 milyon düşünüyorum. Buyurun onu yapın. Yapamazsınız ama yurttaşı düşünmeden hareket ederseniz olan yurttaşı olur. İlaçlarına ulaşamazlarsa yazık olur. Yapmayın etmeyin, biraz vicdanınızla hareket edin lütfen.